Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir görüşme gerçekleştiriyor. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Tüm zorluklara rağmen yani dünyada birçok zorluk var. Buna rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Birkaç ay zarfında hafif bir düşüş yaşandı ticaret hacmimizde, fakat yıllık hacmi 55 milyar dolardır. Bu da az bir rakam değil. Çeşitli stratejik projelerimiz hayata geçiriliyor, planlı bir şekilde geçiriliyor, hem de herhangi bir sıkıntı, herhangi bir noksan yok burada. Bir de turizmde de rekor kırdık. 6,7 milyon Rus turisti Türkiye'yi ziyaret etti geçen sene. Ve turistlerimiz için sağladığınız tatilleri için sağladığınız elverişli, güzel işte şartlar, koşullardan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ну и, конечно, мы продолжаем активно работать по ряду важнейших направлений международной политики. Постоянно находимся в контакте с вами, и наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно. Kurum ve kuruluşlarımız yine temas halindeler. Kilit konularla ilgili görüşlerini işte bir nevi nabız yoklama yapıyorlar. Ben sizleri Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi marjında gördüğüme tekrar çok sevindiğimi ifade etmek istiyorum. Buyurunuz. Dostumla uzun bir diplomasiyle görüşmelerimiz oldu. Ama bu arada arkadaşlarımız sürekli birbirleriyle irtibat halindeler. Gerek Dışişleri Bakanlarımız, gerek Hazine Maliye, gerek Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Tabii irtibatları sürdürdüler. Bütün arzumuz onu bir an önce bitirebilmek ve ardından ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor ve bu görüşmelerle birlikte de tabii bu arada özellikle BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Ve bu 100 milyar dolara da ben ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz. Ve turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Yani Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz ve bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.